Eğer sesimi alıyorsanız lütfen yorumlara artı işareti koyun. Sistemi kontrol edelim. Ses geliyor mu? Görüntü nasıl? Her şeyi kontrol etme adına iletişimde olmamız gerekiyor. Artı işaretleri koyarsanız yorumlarda ve nereden katıldığınızın şehrin adını da yazarsanız, işte İstanbul'dan katılıyorum. İsminiz ve şehri yazarsanız buradan daha iyi takip edebileceğiz. Mümkünse tabii. İyi akşamlar herkese yine. Merhaba. Jale, Esma katıldı. Aygül. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Eğer sesim geliyorsa artı işareti koyun lütfen. Eğer gelmiyorsa eksi. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Arkadaşlar yorumlara artı işareti koyun. Sesim geliyorsa. Evet. Teşekkür ederim Cale Hanım. Tamam. Tamam. Süper. Bu bizim Norbek of Türkiye olarak ilk yayınımız, canlı yayınımız, ilk eğitimimiz. Birazcık heyecanlı olabilirim. Birazcık sesim titreyebilir. Kusura bakmayın. Kamera başında durmaya alışık değilim. Yani bu mümkün olduğu kadar sabrınızı sabredin bana. Öyle diyeyim. Eğitime başlamadan önce bütün Türkiye'ye bütün vatandaşlarımıza depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve hastalananlara, yaralılara da acil şifalar diliyorum ve hepimize de çok çok sabırlar diliyorum. Birazcık zor zamanda bu webinarı yapıyoruz ama her şeye rağmen biz ayakta durmak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız ve daha iyi bir şekilde hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Bizim eğitimimiz gözlüklerimizden nasıl kurtulabiliriz? Buna başlamadan önce katılanlar 31 kişi 1-2 dakika daha bekleyelim. Herkes katılsın. Ondan sonra tam eğitimimize başlayalım. Başlamadan önce diğerler katılana kadar şöyle diyeyim. Burada bir saat içerisinde bizim için Norbekov sisteminin temel taşlarını tanıtacağız. Dikkat etmemiz noktaları, Norbekov sistemi neye dayanıyor, nasıl sonuç veriyor? Mesela Norbekov sistemi bütün dünyada 46 milyon kişiye fayda getirmiş, 46 milyon kişiye ulaşabilmiş ve herkes bundan kazanım elde etmiş. Başka sistemler var mı? Var. Onlardan kazanım ediliyor mu? Ediliyor. Fakat Norbekov sistemin farkı ne? Farkı da şu. Bu sistemde girdiğinizde hayatınız sizin ellerinize, sizin sorumluluğunuzu altına giriyor. Yani bu sistemde siz sadece bedensel değil, manevi ve duygusal olarak da kazanımlar elde ediyorsunuz. Şu anda bizim üzerinde duracağımız şey gözler. Gözlüklerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bakıyorum artık 34 kişi katılmış ve vakit de devam gidiyor. Başlamak istiyorum. Gözlüklerimizden kurtulabilmek için biz önce teşhis koymamız gerekiyor. Gözlerimiz ne kadar görüyor? Ve bunu öğrendikten sonra artık biz bunun üzerinde çalışma yapabiliriz. Bir sürü egzersizler var Norbekov sisteminde. Fakat gözlerle alakalı direkt egzersizlerden bir tanesi. Önce
Göz egzersizleri. Göz egzersizleri, gözlerin, bütün gözlerin kaslardan oluştuğunu biliyoruz. Göz hareketlerini sağa sola, yukarı aşağı, ileri geri ve bu gözü kaslar kontrol ediyor ve bunlardaki olan tutukluk, bunlarda olan spazmlar bize şöyle diyeyim, gözlük ihtiyacı doğuruyor. Bir taraftan da şöyle düşünün. Bu spazmlar oluştuğu zaman biz gözlük takıyoruz. Numaralı gözlük taktığımızda ondan sonra o göz o seviyede kalmış oluyor. Ve bundan sonra numaralar büyümeye başlıyor. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Yaşlılıktan meydana gelen bir görme eksikliği olmuyor. Yani insan 100 yaşında da mükemmel görebiliyor, 5 yaşında da mükemmel görebiliyor. Yani yaşlılıktan dolayı görmede azalma olmuyor. Eğitime başlamadan önce gözlüklerimizi atıyoruz. Gözlüksüz eğitim yapıyoruz ve eğer lens varsa lensleri de ortadan kaldırıyoruz. Genelde lensler gözleri tembelleştiren şeyler. Tamam, kaç kişi olduk? 41 kişi olduk. Eğer hazırsak direkt başlayalım artık. Egzersizlerden bir tanesi, göz egzersizleri söylemiştim. Burada gözlerin içerisindeki kasları çalıştırmaya başlıyoruz. Yani gözleri yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek. Yani bakışımız yukarı tabana doğru ve aşağı doğru. Ondan sonra 8 defa tekrarladıktan sonra gözlerimizi sağa ve sola doğru kaydırıyoruz. Yine bir uçtan öbür uca kadar. Ve ondan sonra kelebek diye ifade ettiğimiz bir egzersiz var. Ve bu egzersiz sol üst köşeden sol alt köşeye doğru gözler kayıyor. Ondan sonra diğer üst köşeye aşağı bu şekilde gözleri hareket ettiriyoruz. Ondan sonra yatay 8, ondan sonra dikey 8. Ya bu şekilde devam ediyor. Ben çok hızlı girdim egzersizlere anladığım kadarıyla. Birazcık şundan bahsedelim. Egzersize başlamadan önce bizim bulunduğumuz ruh hali önemli. Biz hangi halde başarılı olabiliyoruz ve hangi halde başarı elde edemiyoruz ve hangi halde kendimize zarar veriyoruz. Aslında bunları incelememiz gerekiyor ilk başta. Bir haldeyken eğer biz mutlu, sevinçli, duygusal olarak pozitif bir haldeyken yaptığımız zaman egzersizleri, bu egzersizler bize fayda getiriyor. Eğer egzersizleri mekanik olarak düz bir şekilde yapar isek bu sadece jimnastik yapmış oluyoruz ve burada zararımız da olmuyor, kazanımımız da olmuyor. Ve bir de üçüncü bir şekil var. Eğer kendimizi zorlayarak, kendimizi suçlayarak egzersizleri yapar isek bu sefer bu egzersizler bize zarar veriyor. Onun için ilk başta yapmamız gereken şu. Şu anda hepiniz karşımdasınız ve dik durarak kas korsesini direrek yüzünüzde tebessüm, belki içinizden tebessüm etmek dahi gelmese bu webinar süresi içerisinde tebessümü tutmaya çalışın üzerinizde. Tebessümlü bir şekilde suni olarak keyifli olduğunuzu yapın. Bu role girin. Çünkü rol yaparak bizim rolümüz ilk 30 saniye, 1 dakika boyunca bu rol roldür. Fakat 30 saniye, 1 dakika boyunca siz bu hissi, bu duyguyu içinizde tutabilirseniz iradenizin gücüyle bu sizin normal haliniz olmuş oluyor. Ve
Egzersizleri bu haldeyken yapın. Anlaştık mı? Şimdi ilk başta eğer yakınınızda kitap varsa veya gözlüklerinizi bırakıyorsunuz. Benim elimde şu anda bir göz tablosu var. Göz tablosunda önce benim bulmam gerekiyor. Nerede? Nereye kadar ben görebiliyorum? Nasıl ben göz seviyemi ölçüyorum? Eğer uzağa göremiyorsanız, göz tablosunu bir el boyunda göz seviyesinde gezdiriyorsunuz ve göz tablosu üzerindeki göremediğiniz sıra sizin çalışma sıranız oluyor. Fakat şu anda sizin elinizde göz tablosu yok. Eğer yanınızda bir kitap veya herhangi bir yazılı bir şey var ise bakın onu net göremediğiniz yazıları bulmaya çalışın. Veya oturduğunuz yerden bir şey alın elinize ve net göremediğiniz şeye şöyle bir teşhis koyun. Ha, ben bunu net göremiyorum bu mesafeden. Ve orada bırakın. Ondan sonra yakını göremeyenler normalde bir şey boyunda, bir karış boyunda göz tablosunu koyuyor ve yine göremediği sırayı izliyor ve onu çalışma sırası olarak kabul ediyoruz. Bırakıyorsunuz onu. Ondan sonra eğitimimize başlıyoruz. Yani egzersize başlıyoruz. Yüzümüzde gülümseme, tebessüm ve göz egzersizleri. Gözleri yukarı ve aşağı doğru. 8 defa yapacağız. Eğer anladıysanız bu anlattığım egzersizi yapmanız gerekeni ve hazırsanız bunu yapmaya şöyle bir işaret koyabilirsiniz yorumlara. Eğer anladıysanız ne yapmamız gerekiyor? Çünkü biz teoriyle birlikte Norvekov sisteminin en büyük özelliği şu. Teori verip arkasında hemen pratiği. Çünkü bir yemeğin tarifini anlatmak var, bir de yemeğin tadına var, tadını almak var. Bizim buradaki olay şu. Yani önce tarifini veriyoruz ve hemen arkasından tadına bakıyorsunuz. Ve süper. 3 kişi hazır. Diğer arkadaşlar eğer hazırsanız göz egzersizleri şu anda birazcık şöyle olacak. Amatörce demeyeyim de yani improvizasyon yani birlikte yapacağız. Sizden istenilen en önemli şey yüzünüzdeki gülümseme ve tebessüm. Ve gözleri yukarı ve aşağı doğru hareket ettiriyorsunuz. Yukarı doğru vardığında maksimum, ondan sonra maksimum aşağı ve başınız sabit. Baş oynamıyor, sadece gözler yukarı ve aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı ve yüzünüzde tebessüm. Bravo. Şimdi sağ maksimum, sola maksimum. Sağ, sola. Keyifle, mutlulukla hareket ettiriyorsunuz gözleri. Bravo. Şimdi kelebek. Yukarı, aşağı, diğer tarafa, aşağı ve sanki bir kelebek çiziyorsunuz gözlerinizle. Başını sabit. Yüzde tebessüm. Süper. Bravo. Şimdi yüzünüzün önünde bir dikey 8 çiziyorsunuz. 8 defa. Ve ters tarafa doğru. Evet. Şimdi yatay 8. Bravo. Diğer tarafa. Birazcık gözler canlandı. Birazcık kendinize geldiniz. Yüzünüzde tebessüm. Artık o ilk 5 dakika, 10 dakika önce masaya oturan, ekranın başına oturan kişi artık farklı bir kişi oldu. Yani çünkü bir hareket var, bir canlanma oldu. Direkt gözlerle çalıştığımızdan dolayı şimdi bir sonraki hemen gözlerde etkili olacak olan egzersizi yapacağız. Bu da biyolojik aktif noktalar. Bizim başımızda biyolojik aktif noktalar var. Ve onları tetiklediğimiz zaman masaj ile direkt olarak bütün beden, bütün vücudun fonksiyonlarını canlandırmış oluyoruz.
belki uzak doğu şöyle diyeyim, uzak doğu tıbbı ile ilgilenen vardı. Akupunktur noktaları var belli başlı insan bedeninde ve insanın yüzünde de 4-5 tane böyle akupunktur noktası var, böyle ana akupunktur noktası var ve onlara biz masaj yapacağız şu anda. Ellerimizi ısıtıyoruz yine birbirine sürterek ve sürterek yüzümüze yine tebessüm ve eller ısınana kadar, maksimum yanana kadar ısıtıyorsunuz elleri. Sanki o parmaklarınızı şarj ediyorsunuz. Yani o parmakları enerjiyle doldurduğunuzu canlandırarak, canlandırma ve hayal etme temel egzersizlerden, temel tekniklerden başka bir tanesi bu sistemde. Bunu da ileriki zamanlarda eğer vaktimiz kalırsa bu sefer de anlatacağım. Elleri ısıttıktan sonra iki kaşın ortasında nokta var ve şu parmaklarla o noktaya masaj yapıyorsunuz. Yine keyifle, mutlulukla, sevinçle hafif bastırıyorsunuz. Bir hafif baskıyla masaj yapıyorsunuz. 8 defa bir tarafa doğru ve diğer tarafa doğru. Bravo. Şu göz kenarında beyin orasına masaj yapıyorsunuz. 8 defa bir istikamete doğru, 8 defa diğer istikamete doğru. Bravo. Şimdi burnumuz kenarın iki nokta hafif baskıyla tebessümle gülümseyerek yine masaj yapıyorsunuz bir tarafa doğru ve diğer tarafa doğru. Bravo. Harika. Şimdi çenemizle dudağımızın arasında bir çukur var ve o çukura hafif baskı yaparak masaj yapıyorsunuz. Eğer bravo, diğer tarafa doğru bu biyolojik aktif noktalara masaj yaptıktan sonra bir de şakaklar. O üç parmakla şakaklara masaj yapıyorsunuz hafif baskıyla. Bravo, diğer tarafa doğru. Süper. Bir nokta daha var. Kulaklarımızın eğer ağzımızı açtıktan sonra şurada iki tane kulağın şeyi var, çıkıntısı var. Oraya baskı yaparak eğer ağzımızı açtığımızda elimiz çukura düştüğü yer ve oraya masaj yapıyorsunuz. Yine güzellikle, sevinçle, neşeyle. Bravo. Şimdi egzersizleri anlatmaya başladığımda sanki siz bunları biliyormuşsunuz gibi, sanki kitabı okumuşsunuz diye varsayarak yapıyorum. Yani derinlemesine Norbekov sistemiyle hiçbir bilginiz yoksa, hiçbir yerden bilgi almadıysanız kitabı alıp oradan okuyabilirsiniz. Orada bütün egzersizler var ve her şeyi orada bulabilirsiniz. Şimdi arkada boynumuzun arkasında başımızın alt kısmında iki tane çıkıntı var. İki üzerine baskı yaparak yine gülümseyerek keyifli masaj yapıyorsunuz. Bir tarafa doğru, ondan sonra diğer tarafa doğru ve boynunuzun arkadaki çukura masaj yapıyorsunuz. Önce bir tarafa doğru, sonra diğer tarafa doğru. Bravo. Süper. Bu biyolojik aktif noktalara masajımızı yaptıktan sonra göz çalışması yaptık. Biyolojik aktif noktalarla çalıştık. Artı şöyle yine en büyük sonuçları en iyi faydaları demeyeyim de şöyle diyeyim, yani çalışırsınız 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 dersiniz ki ya bir şey olmuyor, ben bir şey yapamıyorum, kazanamıyorum, fakat çalışıyorsunuz, bir gün dinleniyorsunuz ve dinlendikten sonra bir baktığınızda aa, çok büyük başarı elde etmişsin. Sonucu
O zaman görüyorsunuz. Yani çalışmadan hemen sonra değil de dinlendikten sonra. Ve buradaki önemli şeylerden en önemli nasıl diyeyim? Yani nasıl biz çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz ve dinlenme de o kadar önemli. Ve gözlerle çalıştığımızda, her zaman gözlere yüklendiğimizde, normalde mesela hayatta işte bilgisayarda 2 saat, 3 saat çalıştınız, gözlerin dinlenmesi gerekiyor. Ve bu dinlenme ve gözlerin dinlenmesi gerekiyor. Fakat gözleri nasıl dinlendirebiliriz? Ne şekilde gözler maksimum dinlenebilir, maksimum gevşeyebilir? Çünkü gözlerin, göz kaslarının o spazmları, göz kaslarının o tutulmaları, onları nasıl rahatlatabiliriz? Ve bu sistemde kullandığımız, yine gözlerle alakalı en önemli egzersizlerde bir tanesi, palming dediğimiz bir egzersiz var. Bu egzersizde göz kasları gevşiyor ve aynı anda da hayal gücümüzü kullanarak gözleri rahatlatıyoruz. Şimdi bir sonraki şeye geliyor. Hayal gücünü nasıl kullanabiliriz? Yani hayal gücü nasıl çalışıyor? Eğer demeyeyim mi? Yani hayal gücü, yani yapmadığınız şey nasıl size faydalı olabiliyor? Bunun çok basit bir denemesi var. Çok basit bir denemesi var. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Hep birlikte yapacağız bu denemeyi. Belki de ilk başta böyle size şey gelebilir, tuhaf gelebilir. Yani ön yargınızı bırakın kenara. Kendinizi tamamen bir çocuk gibi, 5 yaşında bir çocuk gibi, her şeyin mümkün olan bir insan gibi denemeye çalışın. Yani olur olmaz önemli değil. Ama sizin için önemli olan, oyun oynayacağız hep beraber şimdi. Birlikte burada oyun oynayacağız. Yine meraklı çocuk havasına, o role girin. Gülümseyerek şöyle 2 tane işaret parmağını yan yana koyun. Bakın, bu işaret parmakları eşitse artı işareti koyun yorumlara. Parmaklarınıza böyle bakıyorsunuz ve eğer onlar eşitse artı işareti koyuyorsunuz yorumlara. Ben de buradan takip ediyorum. Eğer hazır olduğunuzda artı işaretlerinizi koyun. Evet, 2 kişi mi hazır sadece? Bakın, parmakları yan yana koyun. Artı işaretini koyun. Süper. Evet, çoğunuz gördü. Parmaklarını ölçtü. Şimdi sağ işaret parmağını gözler kapanmadan, yani sağ işaret parmağınıza bakarak hayal gücünüzü kullanın ve bu sağ işaret parmağınızı incelemeye başlayın. Yani bütün el içerisinde bu sağ işaret parmağı incelemeye başlayın. Onun ne kadar güzel olduğunu, temiz olduğunu, ışık saçtığını. Yani hayal gücünüzü kullanın ve onu incelemeye başlayın. Ve onu incelemeye başladığınızda, sizin dikkatiniz ona gittiğinde otomatik olarak o parmak sanki diğerlerinden daha farklı durmaya başlıyor. Sanki daha ışık saçıyormuş gibi oluyor. Veya nasıl diyeyim, orada hisler oluşuyor içinizden. Böyle bakıyorsun, bir karıncalama meydana gelebilir. Bir uyuşma olabilir. Zonklama olabilir. Yani herhangi bir şekilde siz bu baş parmağı dikkatinizi ve hayal gücünüzü kullanarak, şimdi bu baş parmağın büyüdüğünü hayal edin. Sanki büyümeye başlıyor, böyle ileriye doğru büyümeye başlıyor. Yani hayal gücü bu.
Burada sınır yok hayal için. O baş parmağının 30 santimetre olduğunu hayal edin. Büyüdüğünü sanki Pinokyo diye bir masal kahramanı. O kahramanın burnu gibi düşün. Yani o parmak büyümeye başlıyor. Sanki duvardaki resme dokunduğunu düşün veya duvarda herhangi bir yere dokunduğunu, o kadar uzayıp oradaki yere dokunduğunuzu hayal edin. Baş parmağının. Yani hayal gücü. Deneyin. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve büyürken de içtenliğinizi katarak sevgiyle, mutlulukla diyorsun, olan parmağım büyüyor. Ne kadar güzel, harika, süper. Yani bütün güzel hislerinizi, duygularınızı bu parmağa yöneltin. Evet. Şimdi arkadaşlar, eğer herkes bunu yaptıysa hazırsanız yine bu iki işaret parmağını yan yana koyuyorsunuz. Yan yana koyuyorsunuz ve bakıyorsunuz. Eğer o çalıştığınız parmak daha büyükse diğerinden, şimdi bir gülücük atın veya bir rakam koyun. 5 rakamı yazın. Eğer o çalıştığınız sağ elinizin işaret parmağı büyüdüyse 5 rakamı yazınız yorumlara. Süper. Bravo, bravo. Harika. Demek ki hayal gücümüz böyle çalışıyor. Yani merak etmeyin, merak etmeyin. Parmak yine eski haline geri dönecek. Yani bu böyle kalmayacak. Ama belli bir süre için bu büyümüş olacak. Hayal gücünün gücü bu. Ondan sonra, bunu öğrendikten sonra biz gözleri dinlendirme egzersizini yaparken yine bu hayal gücümüzü kullanacağız. Ve burada yine avuçlarımızı birbirine sürterek onların ısınmasını sağlayacağız. Avuçlarımızın içindeki çukurda bir sıcaklık hissi yaratacaksınız. Maksimum sürterek zaten o sürtünmeden meydana gelen bir sıcaklık oluşacak avuçlarınızın içinde. O oluştuktan sonra o avuç ayaların içi göz bebeklerinizin üzerine gelecek şekilde koyuyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Şöyle, parmaklar parmak üzerine gelecek şekilde koyuyorsunuz. Hafif çukur yaparak burnunuzu üzerine, böyle gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz. Ve koyduğunuzda önemli olan şu, yine içinizde mutluluk, sevinç, tebessüm. Ondan sonra o duyguyla sevgiyi katarak, aşkı katarak, yani gözlerinize karşı bütün ne kadar güzel duygu varsa bunları yönlendirin. Çünkü sevgi, mutluluk, aşk, sevinç, meyveyi veren bunlar. Bunlar olmadan bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Nefretten, korkudan, ızdıraptan hiçbir şey doğmuyor. Onlardan sadece acı ve korku. Ama mutluluk, sevinç, aşk, bütün güzellikleri egzersizi yaparken o yaptığınız bölgeye katarsanız ise oranın meyvesini çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Bu bütün her şeyi hızlandırıyor. Yani bir araba eğer 100 ile gidiyorsa bununla siz 200 yapmış oluyorsunuz. Eğer zorlayarak, o sıkıntıyla, korkuyla, ya olacak, olmayacak, kuşku, korku katarsanız ise bu 100 sıfıra düşecek. Sizin için önemli olan ve her egzersizi yaparken, Norbekov sisteminde her egzersizi yaparken en önemli şey o yaptığınız ruh hali.
Üstad her zaman şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor, egzersizlerin teknikleri %5. %95 o yaptığınız hale. Hal önemli. Hangi halde siz bu egzersizi yapıyorsunuz? Şimdi burada biz maksimum sonucu alabilmek için, maksimum faydayı bir saat içerisinde görebilmek için iradenizi kullanın ve yüzünüzde tebessüm, gülümseme, yine o keyifli ruh hali ve ellerimizi ısıtmaya çalışıyoruz, ısıtıyoruz. Birbirine sürterek hızlı bir şekilde ısıtıyorsunuz, ısıtıyorsunuz maksimum. Eller ısındığı zaman elleri hemen gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz. Gözler açık avuçlarınızın altında ve hiçbir ışık sızmıyor gözlere doğru. Ve burada hayal gücünüzü kullanarak o avuçlarınızdan dalga dalga akan o sıcaklığı gözlerinizin içine doğru aktığını hayal ediyorsunuz. O dalgalarla birlikte gözlerinizin kasların gevşediğini, gözlerinizin üzerindeki bütün pislikleri alıp temizlediğini hayal ediyorsunuz. Sanki ılık bir su gözlerinizi yıkıyor ve temizliyor. Ve bu sıcaklık hissiyle her şeyi oradan alıp sizin bedeninizden aşağı doğru indirdiğini hayal edin. Ve bedenin gevşediğini canlandırın. Gözler kapalı. Bu sefer ellerinizi indiriyorsunuz. Ve burada hayal dünyasına giderek 1-2 dakika daha dinlenebilirsiniz. Yani hayal ettiğiniz herhangi gitmek istediğiniz diyelim, kendinizi mutlu hissettiğiniz yerler vardır dünyada. Orada olduğunuzu hayal ederek orada dinleniyorsunuz. Ondan sonra 1-2 dakika dinlendikten sonra tekrardan gözlerinizi açıyorsunuz ve burada en önemli nokta şu. Hemen gözlerinizi kontrol ediyorsunuz. Daha iyi görüyor mu, görmüyor mu? Peki daha iyi görüyor ne demek? Yani evet, sistem şu. İlk başta hemen baktığınızda bir tak böyle bir netlik oluşabilir. Ondan sonra yine bozulabilir. Bu çok güzel bir sonuç. Bu şunu gösteriyor. Siz bir çalışma yaptınız ve o çalışmanın sonucunu anında aldınız. Ve bunu beden hafızasına kayıt etmeniz gerekiyor. Beden hafızasına nasıl kaydediyoruz? Bisiklet kullanmayı hepimiz biliyoruz. Çocukken biz bisiklet kullanmayı öğrendik. Ve zaman geçti, işte 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene biz bisiklet kullanmadık. Bisiklete bindiğinizde hemen bisikletinizi kullanabilir misiniz? Yani yoksa kullanamayacak mısınız? Tekrardan mı öğrenmeniz gerekecek? Yani burada sizi duyar gibiyim. Hemen bisikleti kullanabileceksiniz. Niye? Çünkü bisikleti kullanırken sizin bedeniniz o bisikleti nasıl kullanacağını öğrendi. Siz diyelim ki şöyle bir kıyas. 4. sınıfta coğrafyadan veya kimyadan okuduğunuz şeyleri şu anda hatırlıyor musunuz? Eğer kullanmadıysanız, kimyager değilseniz tabii. Hatırlamıyorsun. Niye? O bilgi geldi, o bilgi gitti. Fakat kullanmadığınız sürece o bilgi hafızada kalmıyor. Fakat bir kere bedene hafıza olduğu zaman bu bilgi artık sizin bir parçanız olmuş oluyor. Sizin bir özelliğiniz olmuş oluyor. Ve burada da her yaptığımız egzersizden sonra baktığımızda sonucu elde ettiğimiz an biz bunu beden hafızasına almamız gerekiyor. Yani normalde kurslara katılanlara şöyle veriyoruz. Yani elimizi yukarıya kaldırıyoruz. Tamam diyoruz. Yani oldu. Ve bu el kaldırma aslında ben görüyorum hafızaya alıyor. Ve yaptığınız gün içerisinde eğer çalışmaya devam ederseniz, gözlerle çalışmaya devam ederseniz,
yaptığınız her başarıyı sizde, sizin özünüzün olmasını isterseniz her zaman bedene kayıt yapmanız gerekiyor. Ve bu el kaldırma olabilir, herhangi bir el işareti olabilir veya el değil de işte ne bileyim bir özel size göre bir işaret olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Sizin kararınıza kalmış fakat mutlaka ve mutlaka bunu bedene kayıt yapmanız gerekiyor. Tamam. Şimdi palming'i ben size anlattım. Fakat bunu şöyle diyelim. Belki eğitimden sonra kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi hep birlikte yapabiliriz. Benim yönlendirmemle yapabilirsiniz. Eğer şu anda hemen derseniz ki ben bunu yapmak istiyorum sizin yönlendirmenizle lütfen yine bana işaret atarsanız bir artı işareti ben ona göre birlikte yaparız burada. Ondan sonra siz de bunları yapmaya devam edersiniz evinizde. Tamam. Evet. Birlikte biz bunu yapmak istiyoruz. Tamam. Okey. Eğer hazırsanız o zaman ilk başta bir daha anlatacağım palming'i. Ellerinizi maksimum ısıtıyorsunuz. Ve bu elleri ısıtırken bütün güzel hislerinizi, duygularınızı bu ısıtarak ellerinize katıyorsunuz. Bunu kattıktan sonra, yaptıktan sonra eller iyice ısındıktan sonra avuçlarınızı gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz. Bu şekilde koyduktan sonra hiç ışık sızmaması gerekiyor gözlerinize doğru. Fakat gözler avuçlarınızın içinde açık. Ve hayal gücünüzü kullanarak o ellerinizden gelen o ılıklığı, o sıcaklığı gözlerinizden geçip temizlediğini, arındırdığını özellikle katarakt olan var ise, işte göz perdesi varsa sanki göz o tabakayı eritip, o sıcaklık o tabakayı eritip bir şekerin suda eridiği gibi eritip akıp götürdüğünü hayal ediyorsunuz. Hayal gücünüzle. Tamam. Ondan sonra bu aşağı yukarı bir dakika civarı sürüyor. Gözleri kapatıyorsunuz. Avuçlarınızın altında ellerinizi indiriyorsunuz. Ve ellerinizi indirdiğinizde gözler kapalı. Kendinizi mutlu hissettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz, kendinizi güven ve size orada dünyanın en güçlü insanı olarak hissettiğiniz yerler vardır. Orada hayal ediyorsunuz. O size özel. Herhangi bir yer olabilir. Belki dağın bir zirvesi olabilir. Belki bir vadi olabilir. Veya güzel manzaralı, ufuğun mükemmel olduğu sizin için bir yer olabilir. Ve orada hayal ediyorsunuz ve orada dinleniyorsunuz. Dinlendikten sonra yavaşça gözlerinizi açıyorsunuz. Fakat gözlerimizi açırken şöyle sanki yeni bir uyanış gibi. Nefes alıyorsunuz ve nefes veriyorsunuz. Nefes alıp nefes verirken böyle geriliyorsunuz. Hatırlayın çocukluğunuzu. Çocukluğunuzda nasıl uyanıyordunuz? Böyle gerilerek, böyle ayaklar öne. Şimdi kedilerde genelde çok görülebilir hemen böyle eller öne, ayaklar geriye doğru böyle gevşeyerek, gerilerek uyanıyorsunuz. O şekilde gözleri açıyorsunuz. Sanki yeni bir dünya, yeni bir bakış, yeni bir gözlerle. Anlaştık mı? Eğer hazırsanız hemen başlıyoruz eğitime. Elleri ısıtıyoruz, ısıtıyoruz iyicene. Isıtıyoruz, ısıtıyoruz. Güzelce ısıtıyoruz elleri. Süper, harika. Isındıktan sonra o sıcacık elleri gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz. Gözler kapalı. Ben sizi yönlendireceğim. Gözler kapalı. Ve o avuçlarınızdan o ılık dalgaların aktığını hayal edin. Sanki avuçlarınızdan gözlere doğru enerji dolduğunu, o ılık dalgaların sıcaklığıyla, o hisle gözlerin gevşediğini, rahatladığını, göz kasların
kendi normal haline geldiğini hayal edin. Bravo. Sanki o sıcak dalgalar gözünüzün bütün pürüzlerini, bütün ne kadar sıkıntılarını arındırdığını, oradaki pisliği alıp götürdüğünü hayal edin. Ve canlandırın bunu hayal gücünüzle. Hayal gücünde sınır yok. Ve bu sıcaklığın yanaklarınızın, dudaklarınızın, boynunuzun, omuzlarınızın gevşediğini hayal edin aşağı doğru. Ve gözlerinizi kapatıyorsunuz avuçlarınızın içinde ve ellerinizi indiriyorsunuz. Ve şimdi hayal gücünüzü kullanarak kendinizi huzurlu, mutlu, sevinçli, başarılı, kendinizi en mükemmel olarak gördüğünüz bir yere taşıyın. Bu vadi olabilir, dağın zirvesi, deniz kenarı, herhangi bir yer. Yeter ki siz huzur dolu, mutlu, sevinçli olduğunuzu hissedin orada. Ve bu şekilde dinlenin. Bütün bedeniniz dinlensin. Bravo. Ve şimdi nefesinizi, derin bir nefes alıyorsunuz ve nefes veriyorsunuz. Derin bir nefes alarak yukarı, ayaklar öne ve gerilerek, esneyerek uyanıyorsunuz. Gözlerinizi açıyorsunuz yani. Süper. Şimdi arkadaşlar, eğitimin başında şey demiştik. Hemen gözlerinizi kontrol edin. Yani odada bir kitap ile veya baktığınız, net göremediğiniz bir yerde bir şey varsa orada kontrol. Ve şimdi böyle o aynı yerlere bir bakın. Bir değişiklik var mı? Gözler daha mı iyi görünüyor? Veya ortam, bulunduğunuz ortam daha farklı mı gözüküyor şimdi gözlerinizi açtığınızda? Veya eskisi gibi mi? Eğer bulunduğunuz yer size farklı geliyorsa, daha aydınlık, daha net geliyorsa yine artı işaretleri koyun. Ve bende hiç değişiklik olmadı diyenler ise eksi işareti koyun. Yani ben dümdüz yaptım bir şey ama hiçbir şey olmadı diyenler var ise eksi koysun. Eğer o farkı gördüler ise, gördüyseniz ise artı işareti koyun. Süper. Bakın burada yarım saatlik bir çalışmada, yarım saatlik bir çalışmada artık gözlerinizde bir fark, gözlerinizde bir değişiklik. Yani daha iyi görmeye başladınız. Fakat bu hep böyle sürecek mi? Evet, bazı arkadaşlar hiçbir şey değişmedi diyor. Hep böyle sürecek mi? Şimdi şöyle düşünün. Sizin gözünüzün bozulması ne kadar bir zaman içerisinde? Ne kadar bir zaman siz gözlüklü gezdiniz? Ve şimdi burada yaptığımız yarım saatlik bir egzersiz de yani gözlerinizin tamamen düzelmesini beklemiyorsunuz değil mi? Fakat gözlerin bir bozulma mekanizması var. Bir de gözlerin bir düzelme mekanizması var. Biz bunu kullanarak, biz bu aynı mekanizmayı kullanarak gözleri düzeltebiliyoruz. Fakat burada biz kendi irademizin gücünü katarak bu düzelme sürecini hızlandırabiliriz. Nasıl hızlandırabiliriz? Mesela şöyle diyelim, bizim eğitimlerde bir numara düzelme 3 gün, 2 numara düzelme 6 gün sürüyor. Düşünün, bir tarafta 20 sene gözlükle dolaşmışsınız, diğer tarafta ise 6 gün. Fakat burada çok önemli bir püf nokta var. Bizim gözlerimiz bozulurken birden mi bozuldu yoksa yavaş yavaş mı bozuldu? Nasıl oldu? Mesela net görüyordunuz.
bir gün baktınız ya, gözler birazcık sıkıntılı. Ondan sonra o sıkıntı kaybolup yine netleşiyor. Fakat netleşmenin bir tık altında. Yani şöyle bir spiral değil de bir dalga şeklinde, fakat dalganın boyu aşağı doğru iniyor ve bulunduğunuz o numaraya geliyor. Şimdi aynı mekanizmayı biz de burada kullanacağız. Kullanabiliriz. Şöyle, biz bir egzersiz yaptık. Gözümüz düzeldi. Ondan sonra yarın veya 2 saat sonra veya 3 saat sonra yine aşağı doğru düştü. Fakat aşağı doğru düşerken burada artık yapmamız gereken ne? Soru soruyorum artık, karşılığını bana soruyor musunuz gibi, nasıl bir mekanizma diye merak ediyorsunuz. Yani nasıl ben bu düşüşü durdurabilirim? Aslında mekanizma çok basit. Hayatta olduğu gibi biz gün içerisinde sinirleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ve moralimizi düzeltme gereğini duymuyoruz kendimizde. Biz bekliyoruz ki çevremizde bir şey olsun, birisi bir şeyler yapsın, biz gülelim, mutlu olalım. Aslında buradaki çok ince bir ayrıntı var. Ayrıntı da şu: her şey bizim elimizde. Eğer mutlu olmak istiyorsan ol. Evet, sinirlenebilirsin, üzülebilirsin, küsebilirsin. Her şey olabilir. Fakat kendini cezalandırmana gerek yok. Orada kalmana gerek yok. Evet, üzül. Ondan sonra nefes al. Dik dur. Yüzünde tebessüm. İradenin gücüyle. Yarım dakika, bir dakika. İradenin gücüyle gülümseme. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki siz çukurun dibine düşmeden o dalgayı yukarıya doğru tekrar itiyorsunuz ve bu yükseliyor. Yine süpersiniz, yine mükemmelsiniz. Zaman geliyor, ondan sonra yine moraliniz bozuluyor veya bir şey oluyor, bir tetikleme oluyor. Moraliniz bozuluyor. Fakat bozulduğunda, bunu farkına vardığınızda hemen nefes alıp dik durarak, gülümseyerek hop yukarı doğru çeviriyorsunuz. Şimdi üstadın buluşlarında patentini almış olduğu bir şey var. Bu da bilinçli bir şekilde insanların, yani bedenin bilinçsiz mekanizmalarını, yani bilinçsiz mekanizmalar demeyelim de, diyelim ki bizim bilincin kontrolünde olmayan mekanizmaları devreye sokma sokmanın patentini alıyor. Yani bunun buluşunu yapıyor ve kendisi, biliyorsunuz, akademisyen Mirza Karim Norbekov. Yani onun iki tane, üç tane psikoloji dalında, biyopsikoloji dalında buluşu var. Ve bu buluşlar da bizim bu Norbekov sisteminde, bu sistemin temel taşlarından bir tanesi. Ve bu mekanizmaları kullanarak egzersizlerimizi yapıyoruz. Zaman versenize bana. İmam hoş de. Tamam. Çünkü zaman ilerliyor. Arkadaşlar, onu sordum. Ne kadar vaktimiz var diye. Bu da diyelim ki fakat şöyle diyeyim ben size. Biz gözlerimizle alakalı sonuç aldık. Aşağı yukarı, yani hepsi olmasa da bir iki tane temel taşı öğrendik. Bunları daha ayrıntılı öğrenebilmek için daha ayrıntılı kurs organize edeceğiz. Online seminer yapacağız ve orada onları 10 gün boyunca 3'er saat bunları hep birlikte yapıp çalışarak, benimseyerek yapacağız.
Şimdi bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. İnsan bedeni 21 günde bütünüyle yenileniyor. Yani 21 gün sonra biz yeni bir insanız. Ne kadar 21 gün önceki hücrelerin hepsi ölmüş oluyor, 21 gün sonra hepsi yeni hücre bedenimizde olmuş oluyor. Bunun önemi şu. Bir hücre hayatına veda ederken yeni bir hücreye o bilgi aktarımını yapıyor. Ve giderken bir hücre diğer hücreye sağlıklı, canlı, mutlu bu hislerle o hücrenin ömrü bittikten sonra yeni hücreye bu bilgi aktarılıyor ve bu bilgiyle yeni hücre devam ediyor. Ve bir sonraki hücreye yine burada 21 gün yani kısacası biz 21 gün irademiz gücüyle mutluluk, sevinçli, neşeli, başarılı, özgüvenli, bütün ne kadar pozitif özelliklerimiz var ise bu şekilde hayatımıza, bedenimize bunu şöyle diyeyim, irademizle dayatırsak ve 21 gün sonraki bedende bu eski bilgiye dahi hücresel katta seviyede bir bilgi kalmayacak. Ve artık 21 gün sonra siz çok farklı bir insan olarak yolunuza devam edeceksiniz. Fakat bunun tam böyle bütün seviyelerde yer edinebilmesi için çünkü 40 gün yapılması gerekiyor. Niye diyorum çünkü? Biz sonuç alıyoruz bedende, her şey yapıyoruz fakat bizim bir aklımız var, bir bilincimiz var. Bu bilinç her zaman hatıralardan dolayı bizi geri çekiyor. Nasıl geri çekiyor? Evet, sen mutlusun, şöyle yapıyorsun, suni olarak yapıyorsun. Hafızada diyor ki, anne nasıl mutlusun? Sen bir gün önce mutsuzdun, şöyleydin, böyleydin. Yani bu hafıza burada bize kötü şey yapıyor. Yani nasıl diyeyim? İyi hizmet etmiyor diyelim. Onun için siz pozitife odaklanıyorsunuz, başarılarınıza odaklanıyorsunuz, güzelliklere odaklanıyorsunuz, size güç veren her şeye odaklanıyorsunuz ve o güçle birlikte yolunuza devam ediyorsunuz. 21 gün boyunca bunu siz dayatıyorsunuz. Ondan sonra kalan 19 gün, 40 gününe kadar bunu alışkanlık haline getiriyorsunuz. Size fayda sağlayan, size kendinizi mutlu hissettiren, sizi daha başarılı yapan, sizi ileriye götüren şeyleri kendinize alışkanlık elde ediyorsunuz. Bu anlığı da biz daha derin inceleyeceğiz. Bir de şimdi söylemem gereken şeylerden bir tanesi şu. Biz bir başarı elde ettik. Biz bir yola çıktık. Biz bir şeyler yapıyoruz. Fakat bunları yaparken bize devamlı çelme takacak, bize devamlı yolumuzu yarıda bıraktırmak isteyen şeyler olacak. Bunlar da orada, burada, komşuda değil. Bunlar bizim içimizde olan şeylerden, içimizde olan şeyler. Ve bunları biz sistemde 3 çukur diyoruz. Öyle adlandırıyoruz. Yani o çukura düştüğünde o çukurdan çıkabilirsin veya o çukurda kalabilirsin. Ve bu 3 çukurlardan bahsetmek istiyorum. Webinarımızı bitirmeden önce çukurlardan bir tanesi korku.
Eğer bir şeyi yapmaya kalktığınızda korku oluşursa ben bunu yapamam, yapamayacağım, olmayacak diye korkuyla yaparsanız siz demek ki çukura düşüyorsunuz. Yani bunu yapma şansınızı ortadan kaldırıyorsunuz. Her yaptığınız her şeyi korkusuz bir şekilde ben bunu yaparım, bu hisle yapıyorsunuz. Korkuya izin vermeyin. Diğer çukur ise tembellik. Ve tembellik çok belirsiz, çok şöyle diyeyim, kurnaz, çok farklı yollarda, farklı yollarla sizi engellemeye çalışacak diyeyim. Ya şimdi yapma, uyuver, yarın yaparsın veya ya ne gerek var bunu, sen zaten iyisin veya boş ver bu egzersizleri. Ya bu zaten çıktı orada konuştu bir saat lan, ne dediği belli değil gibi şeylerle çıkabilir karşınızda. Buradaki önemli olan şu: yapmaya başladığınız şeyi sonuna getirin. Yapın, sonunu getirin ve ondan sonra dinlenin. Arkadaşlar, en önemli hususlardan bir tanesi şu: tembellikle dinlenmeyi karıştırmayın. Dinlenme, yapılan bir işten sonra, yapılan bir emekten sonra hak edilen bir dinlenme. Bedenin dinlenmeye ihtiyacı var. Fakat dinlenme süresi sınırlı. Yani bir gün çalışıp 10 gün dinlenemezsin. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bir sonraya bahanelerle, şunlarla bunlarla tembellik devamlı sizin yolunuzu kesmeye başlayacak. Ve üçüncü çukur da şu: hedef koymama. Fakat bunları daha derin inceleyeceğiz. Eğer bizim Norbeko sistemin kurslarına katılırsanız orada bunları biz çok daha derin bir şekilde inceleyeceğiz, araştıracağız ve bunların üzerinde çalışmalar yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bana haber veriyorlar artık vakit sonuna yaklaştı diye. Bizim Norbeko sistemini eğer takip ediyorsanız, web sitemizde devamlı biz orada yayınlıyoruz. YouTube kanalımızda üstadın bütün kliplerini, shortlar var orada, şeyler var. Onları tercüme ediyoruz Türkçe ve mümkün olduğu kadar aktif çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Instagram, Facebook, Telegram. Eğer Telegram kanalına abone olursanız orada devamlı her şeyi orada bulabilirsiniz. Yeni yapılacak programları, kulübe nasıl girilebilir, üstadla nasıl buluşabiliriz. Mesela Türkiye'de organizasyonlar oluyor, üstad geliyor, bunlardan nasıl haberdar olabilirsiniz. Bunların hepsini bizim kanallardan öğrenebilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar, kurslara gelmenize gerek yok. Eğer içinizde azim güçlüyse şu kitapla bütün sıkıntılarınızı çözebilirsiniz. Kurslarda biz ne yapıyoruz? Kurslarda bu kitap üzerinde olan bütün egzersizleri biz ayrıntılı bir şekilde inceleyerek ve onları anlatarak, bazen soru işareti çıkabiliyor karşınıza. Ya bu böyle mi olması gerekiyordu bu egzersiz, yoksa şöyle mi olması gerekiyordu? Biz onları netleştiriyoruz. Yani kafanızdaki o soru işaretler kurslarda kalkıyor. Fakat çok insan var, sadece kitapla gözlüklerinden kurtulan, kronik hastalıklarından kurtulan ve hayatını 180 derece çeviren insanlar çok. En önemli şu: her şey sizin elinizde. Teşekkür ediyorum bu akşam için. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah daha güzel günlerde karşılaşırız. Görüşmek üzere.